Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Sizden biriniz insanlara imam olduğu zaman namazı uzatmasın. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında ise dilediği kadar uzatsın imamken, cemaate namaz kıldırırken çok uzatmayın diyor Efendimiz. Çünkü cemaatin içerisinde hastası olur, yaşlısı olur, küçüğü olur, işi acil olan olur, sıkışık olan olur. Onları düşünerek namazı kısa tutmak lazım. Kendiniz kılarken diyor, dilediğiniz kadar uzatın kendi halinize göre. Uzatırsın adamın kendi ihtiyacı olursa, kendisi yorulursa hemen keser, bitirir kendisini biliyor. Ama cemaatin ne olduğunu Bilemeyebilir. İşte oturamayan cemaat var bazen. Diz üstü durarak e, teşehhüt yapıyor. Onları düşünmeden uzun uzun tahiyyattan sonra dualar etmesi bir insanın doğru olmaz. E, çünkü o insan orada zorla duruyor zaten. Bir an önce selam verip e, rahat bir şekilde oturmak istiyor. Onları düşünmek lazım. Efendimiz de bu merhameti sebebiyle bu uyarıda bulunmuş dinimiz cemaate büyük bir önem verir. Cemaatle namaz çok önemli. Mutlaka namazlarınızı cemaatle kılın diye teşvik ediyor. İslam. Allah'ın yardımı cemaattedir ve cemaat rahmettir. Cemaatle beraber olun diyor Efendimiz. Müslümanlar cemaat hazzını günde beş vakit namazda tadarlar. Yani cemaat arkadaşlığı vardır. Hakikaten camiye gidersin artık herkes birbirini tanır. Muhabbet eder, şakalaşır. Birisi gelemediğinde gözü arar. Niye gelemedi acaba? Hasta mı oldu başına bir iş mi geldi diye. Birbirinden haber olur. Gündemden birbirlerine haberdar ederler. Böyle bir güzel bir ortam olur cami cemaati arasında. Cuma ve bayram namazları ise daha büyük cemaatlerin vesilesidir. Cuma daha büyük, bayram daha büyük. haç en büyük. Bu sebeple cemaat teşvik edilmiş ve cemaatleşmeyi önleyecek davranışlardan kaçınılması istenmiştir. Bu hadis şerifte bunun bir örneğini görmekteyiz. Cemaate imam olan kişi arkasına saf tutan her türlü insanı düşünmek zorundadır. İnsanları yorarak, insanları eziyet ederek onları cemaatten soğutmamalı, uzaklaştırmamalı. Camiye gelmez adam diyor ya imam o kadar uzatıyor ki dayanamıyorum. E, cemaate dağıtmış olur imam bu şekilde. O halde anlayışlı olması ve dilediğince hareket etme yerine Başkalarının halini gözeterek namaz kıldırması gerekir. İmamın bu yönde yapacağı ilk iş namazı kısa tutmasıdır. Yani uzun sureler okumaması, kıyamı, rüku ve sirdiği çok uzun tutmamasıdır. Çünkü cemaatte bulunan zayıflar, hastalar ve yaşlılar buna tahammül edemezler ve cemaate gelmekten vazgeçerler. Yorgun olur, işe acele olur. Yani bir yere yetişmek istiyor insan. Ezan da okunmuş. Namazımı kılayım da gideyim diyor. Ama bakıyor ki ezan okuyan insan uzatıyor da uzatıyor, uzatıyor da uzatıyor. Ezanı türkü söyler gibi artık bir türlü bitirmiyor. Ezan bitmiyor. Namaz başlasa imam e, uzatıyor. Ne yapıyor insan? Artık işime yetişeyim diye namazı cemaati bırakıp işine koşuyor. Bunları düşünmek lazım. Belki camiden camiye de değişir bu. Bazı iş yerlerine yakın camiler daha bunu hassas olması gerekir. Veya kenarda olan çok fazla insanların acele etmediği cemaatin yerlerde insan belki biraz daha rahat olabilir. Onu imam zaten bilir, durumu ayarlar. Neticede cemaatin hem azalmasına hem de cemaat sevabı kazanmaktan mahrum kalmalarına sebep olur. Bu ise bir fazilet sayılmaz. Ayrıca bir takım fitnelerin çıkmasına vesile teşkil edebilir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı bir mahalleye imam tayin etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor cemaate. Kendisi artık hafız. E, bu işe kendini adamış. Ama e, tabii ki bahçesine çalışan develerle su taşıyarak işte hurmalarını sulayan insanlar var. Yorucu işlerde çalışıyorlar. Akşama kadar yorulmuş. Gelmiş yatsı namazına bakmış ki Muaz radıyallahu namaz kıldırıyor. Başlamış Bakara suresini okumaya. Bakara suresini okuyacak. Yatsı namazında. Tabii ki yorgun insan namazı bırakmış, çıkmış evine gitmiş. Onun gittiğini duyunca Muaz radıyallahu ona kızmış. Sen nasıl namazı terk edip gidersin falan diye. Bu sefer de o sahabi kızmış. Demiş ya biz yorgun geliyoruz. Siz namazı uzatıyorsunuz, dayanamıyoruz. Efendimiz'e gitmiş, şikayet etmiş. Efendimiz e, Hazreti Hz. Muaz'ı çağırıyor ve çok öfkeleniyor. Efettanun ente ya Muaz. Ey Muaz sen fitne mi çıkarmak istiyorsun? İnsanların, yorgun gelen insanlara uzun okuma. Sebbih isme Rabbikal a'la gibi. Kur'an'ın sonundaki kısa surelerden oku kafi ve duha gibi sureler oku kafi diye Efendimiz ikaz ediyor Muaz radiyallahu Namazın uzun veya kısa tutulması yönünde görüş belirten alimlerimiz bunun izafi bir konu olduğunu, bir kısım insanların uzun bulduğunu başkalarının kısa bulabileceğini veya aksinin düşünebileceğini ifade etmişler. Ancak rükû ve secdelerdeki tesbihat yani rükûda Subhan Rabbel Azim ve secdede Subhan Rabbel Ala demeyi üçten fazla yapmamayı tavsiye etmişlerdir. Hatta ilmihal kitaplarında cemaatten izin alması gerekir. Almadan üçten fazla söylememesi gerekir diyorlar. Kıyamda Fatiha suresinden sonra e, sure, diğer bir sure okuma hususunda ise Hazreti Peygamber'in Osman bin Ebil As'a yaptığı tavsiyeyi Sen kavminin imamısın, onların en zayıf olanlarına uy sözünü esas almayı benimsemişlerdir cemaati tanıyorsun. Cemaatin en zayıfına göre oku. Demek ki kişiden kişiye, camiden camiye değişecek. Bu durumda imam olanlar cemaatin durumuna göre hareket edecek fakat umumi bir prensip olarak namazı hafiften almayı yani uzun tutmamayı yeğleyeceklerdir. İşte bütün bunlar insanlara karşı bir rahmet ve şefkat eseri olarak bizzat Resul-i Ekrem Efendimizin tarafından sistemleştirilmiştir. Peygamber Efendimiz ne kadar mükemmel bir insan, ahlakı, inceliği, nezaketi, hassasiyeti, zekası, e, aklıyla hakikaten her hareketinden bunu görüyoruz. İşte burada merhametinin, şefkatinin bir tezahür olarak böyle bir e, sistem getirmiş. Tek başına kendi kendine namaz kılan kimse ise dilediği kadar da serbesttir. Kendi 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 haline bile durumuna göre yani yorulduğunda namazını bitirebilir. Nitekim, nitekim Peygamber Efendimiz de evinde tek başına kıldığı nafile namazları dilediğince uzun tutmuşlardır. Sabaha kadar Efendimiz secde ettiği, bir gece boyunca secdeden kalkmadığı anlar olmuş, günler olmuş. Demek ki kendi başına olursan sabaha kadar tek secdede durabilirsin. Bir rekat namazda hatim indirebilirsin. Hazreti Osman işte vitrin son rekatında hatmetmiş Kur'an-ı Kerim'i. Kimse bir şey diyemez. Hadisten öğrendiklerimiz. Namaz kıldırmak üzere cemaate imam olan kimse namazı hafif kılmalı, uzatmamalıdır. İki tek başına namaz kılan dilediği kadar uzatabilir. Üç namazı uzun kıldıran imamın uyarılması caizdir. İmam uyarabiliriz. Dört İslam cemaat dindir. Cemaati önleyici davranışlardan sakınmak gerekir. İnsanları camiden soğutacak davranışlardan uzak durmak gerekir. 5- İslam'ın rahmet ve şefkat dini oluşunu ibadetlerimize de yansıtmalıyız.